Şahane Tezer'in güzel çocukları merhaba. Ben Koray Avcı Çakma. Tam da şu sıralar sizler için çok heyecanlı bir roman yazıyorum. Haydi siz de kalemleri, kağıtları elinizde alın ve başlayın yazmaya. Yazmak güzeldir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir şiir, öykü yazın ve yarışmaya katılın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Başarılar. Jalet Ezer Eğitim Kurumları'nın güzel çocukları, sizlere sesleniyorum. Ben Nehir Yarar, çocuk kitapları yazarı ve sınıf öğretmeniyim. Bildiğiniz gibi dünyamız farklı bir sorunla karşı karşıya. Bu süreçte bize düşen görev evlerimizde oturmak, evlerimizde kalmak ve zamanımızı güzel değerlendirmeye çalışmak. Bunun için neler mi yapabiliriz? Kitap okuyabiliriz, bol bol kitap okuyabiliriz. Kitaplar biz dışarı çıkamasak da bizi farklı dünyalarla tanıştıracaktır. Bunun yanında müzik dinleyebiliriz, spor yapabiliriz. Ev işlerinde aile büyüklerimize yardım edersek eminim onların da gönüllerini kazanmış oluruz. Elbette öğretmenlerimizin hazırladığı canlı dersleri dinleyip ödevlerimizi de yaparsak harika bir iş çıkarmış olacağız. Benim size küçük bir önerim olacak. Belki bir öykü yazmak istersiniz. Yazmak için bir yazarın en çok ihtiyaç duyduğu şey elbette okumaktır. Bol bol okuyan kişiler eminim çok güzel yazacaklardır. Öncelikle bir konu seçmemiz gerekiyor yazabilmemiz için. Konu seçerken ben kendime örnek vermek istiyorum. Dertlendiğim, sıkıntı duyduğum sorunları dile getirmeye çalışıyorum. Örneğin Frankenstein izinde adlı kitabımda genetiği değiştirilmiş organizmalardan bahsettim. Bu organizmaların vücudumuza verdiği zararlardan söz etmeye çalıştım. Bunun yanında Mor Yelekli Mucize adlı kitabımda ergenlik problemlerinden söz etmeye çalıştım. Tabii bunu komik bir dille anlatmaya gayret ettim. Ölüm Arkam Sağım Solum Sınav adlı kitabımızda ise sınavların üzerimizde yarattığı baskıdan söz etmeye çalıştım. Sizler de kendinize bir sorun belirleyin. Bu sorunu konu olarak seçmiş olacaksınız ve yazmaya başlayın. Sevgili Jalet Ezer Eğitim Kurumları'nın güzel çocukları, evde kalın, güzel bir öykü yazın. Sevgiler.